Herkese tekrardan merhabalar. Bugün bu videoda Ripple'ı inceleyeceğiz. Yani namı değer XRP. XRP coin nedir? XRP neden çıkamıyor? Ya da çıkarsa hedefleri neresi olabilir? Dava süreci XRP'yi nasıl etkiledi? Geleceğini nasıl etkileyecek? XRP tekrar eskiden olduğu gibi 3. en büyük coin sıralamasına çıkabilir mi? Kısacası XRP hakkındaki her şeyden bahsedeceğiz. Yeni bir seriye başladım kanalımda. Bu seride coinleri teker teker açıklıyorum, anlatıyorum. O coinler hakkında detaylıca analizler yapıyorum. Bundan önce AVAX'ı, AAP ve Bashr'ı inceledik. Diğer videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Diğer coinler hakkında da bilgi edinmek istiyorsanız, başka coinler hakkında da bilgi edinmek istiyorsanız kanalıma takipte kalmaya devam edin. Sırasıyla diğer coinleri de teker teker inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle XRP hakkındaki kendi görüşlerimden başlayayım. XRP aslında Bitcoin maksimalistlerinin en çok karşı çıktığı altcoinlerden birisidir. Zaten Bitcoin maksimalistleri altcoinleri çöp olarak yorumlarken XRP de bunların başında yer alıyor. Çünkü bunların en baş sebebi XRP Bitcoin gibi merkeziyetsiz bir yapıya sahip değil. XRP'yi yöneten bir şirket var ve bu şirketin elinde de yüklü miktarda XRP var. Zaten bu şirkette zaman zaman kilit açılımlarıyla piyasaya XRP sürerekten enflasyonist bir yapıda olmasını sağlıyor. O yüzden Bitcoin maksimalisti olaraktan konuya bakacak olursak XRP'yi bir kripto para ya da bir coin olarak düşünmektense blockchain üzerinde işlem gören teknolojik bir ürün olarak gözlemlemek aslında bizim XRP'yi daha iyi anlamamıza neden olacaktır. Çünkü XRP'ye baktığımızda aslında diğer altcoin'ler gibi çok sert yükselişler, çok sert düşüşler yaptığını görmeyiz. Daha stabil gittiğini görürüz. İşte tüm bunların nedenleri neden böyle olduğunu da teker teker açıklayacağız. Şimdi öncelikle hemen XRP nedir sorusuyla başlayalım. Şimdi ben bu programlarda ne yapıyorum onunla bahsedeyim. Öncelikle XRP nedir ya da o coin nedir diye farklı kaynaklardan edindiğim bilgileri toplayıp ekrana da yansıtıp bunları size okuyorum. Kendi yorumlarımı da burada belirtiyorum. Sonra coin'in künyesine bakıyoruz. Coin'in künyesine baktıktan sonra fiyat analizine ve piyasa değeri analizine bakıp son bir değerlendirme yapıp kapatıyoruz. Tabii coin ilk 100 coin içerisine girmiyorsa da topluluğu nasıl bunu öğrenmek amacıyla Twitter, işte diğer sosyal medya ağlarındaki etkileşimlerine bakıyoruz ve genel bir değerlendirme yapıyoruz. Şimdi hemen XRP nedir diye bir başlayalım. Bizim en büyük kaynağımız, yani bir coin incelerken en büyük kaynağımız CoinMarketCap'ti. CoinMarketCap'te yer alan XRP nedir yazısını şimdi okuyarak hemen bir başlayalım. Ripple Labs tarafından oluşturulan kripto ödeme sistemi, Ripple'ın yerel kripto para birimi. Küresel ödemeler için oluşturulmuş dijital varlık şeklinde tanımlanan XRP, Ripple'ın genellikle bankacılık sistemi tarafından yürütülen para transferlerine rakip olmak üzere geliştirildi. XRP hem bireysel kullanıcıların hem de bankaların ilgisini çekerek düşük maliyetle para gönderilmesine olanak tanıyor. Ripple'ın öne çıkan özelliklerinin başında işlemleri 5 saniyeden kısa sürede tamamlaması ve oldukça düşük işlem ücretleri talep etmesi geliyor. XRP Ledger'ı geliştiren Ryan Fajer'ın 2012 yılındaki çalışmalarına dayanan şirket, aynı yıl Chris Larson ve Jed McCullough tarafından kuruldu. XRP Ledger, eşler arası düğüm ağı tarafından desteklenen açık kaynaklı kriptografik bir veri defteri. İlerleyen dönemde Ripple'dan ayrılan McCullough, Stellar isimli bir başka ödeme odaklı kripto projesini hayata geçirdi. Zaten kriptonun eski takipçileri bilirler ki Ripple ve XLM, yani Stellar, birbirine eskiden çok kolay hareket eden iki coinlerdi. Tabi Stellar sonralarda zaman zaman geriye doğru düştü. Ama biz bir Ripple'da rally gördüğümüz zaman özellikle tekrar ikisi arasındaki korelasyonu da görmeye başlarız diye ben düşünüyorum. Orijinin adı OpenCoin olan şirket Ripple şeklinde yeniden markalaştıktan sonra Bank of America, Santander ve Standard Chartered gibi üst düzey finans kurumlarıyla ortaklık kurdu. Zaten Ripple'ın bu kadar büyük olmasının sebeplerinden birisi de Ripple bankacıların en çok kullandığı ve bankacıların en çok sevdiği coinlerden birisi ve bankacılık sisteminde bir devrim yaratan coinlerden birisi. Öte yandan Ripple kısa süre sonra ABD'li düzenleyicilerin banka gizliliği yasalarına uymadığı gerekçesiyle yasal sorunlar yaşadı. Akabinde kayıt dışı bir menkul kıymet olarak etiketlendi.
hakkında açılan dava 2022 yılının başı itibariyle hala çözülmemişti. Ayrıca şirket başlangıç aşamasında dijital varlığı hakkında yanıltıcı reklam yapmakla suçlandı. Evet, burada 2022 yılı diyor. Büyük ihtimal CoinMarketCap buna en son 2022 yılında güncellemiş. Devam edelim XRP hakkında konusuna devam edelim. XRP nasıl çalışıyor? Ama şuna 2022 yılında güncellemiş ama ben iki tane daha kaynak buldum. Bunları da sırayla okuyacağım için. Öncelikle genel olarak buradan bir bilgimizi alalım. Sonra detay bilgilere zaten yavaş yavaş gireceğiz. XRP nasıl çalışıyor? Uluslararası işlem gerçekleştirme konusunda Ripple, Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği sistemine kıyasla daha ucuz ve verimli bir alternatif sunuyor. Gerçekten de SWIFT sistemini daha önce kullanmış olanlar varsa aşırı pahalı bir sistem. Zaten kriptoda bunların örnek geçebiliyor. Ripple, Ripple Net, XRP Ledger, XRP Coin ve Ripple X olmak üzere birkaç ürünü aynı çatı altında toplayan Internet of Value, değer interneti sistemiyle bunu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ripple Net, finansal kurumların geleneksel sistemlere kıyasla daha hızlı ve düşük maliyetle para transfer etmeleri için kullanabilecekleri küresel bir ağ. Bu sistem Ripple Net'e bağlanmak için kullanılan bir API üzerinden çalışıyor. Ripple Net ayrıca talebe bağlı likidite özelliği sunarak sınır ötesi işlemlerde ön finansman ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Teknik olarak iki işlem yapan muhataplar arasında aracı görevi görüyor ve yabancı para birimleri arasındaki likiditeyi daha akışkan hale getiriyor. Örneğin Avrupalı bir perakendeci ABD dolarıyla ödeme almak istemeyebilir veya tam tersi. Bu noktada ODL devreye giriyor ve işlemi kolaylaştırmak için XRP'yi köprü olarak kullanıyor. XRP Ledger, Ripple'ın yerel tokenu XRP'nin açık kaynaklı blockchain yapısına verilen isim. Ripple, çeşitli amaçlar için bu sistemi aktif biçimde kullanmasına rağmen şirketinden bağımsız çalışıyor. Diğer blockchain ağları kadar popüler olmasa da XRP Ledger uzlaşma katmanı olarak da kullanılabiliyor. Ethereum ağının aksine XRP Ledger Proof of Work, yani iş ispatı, konsensus mekanizması kullanmıyor. Ayrıca rakiplerinin çoğu gibi Proof of Stake konsensus mekanizmayla da çalışmıyor. Bu büyük ihtimal yazıldığı zaman Ethereum hala da Proof of Work olarak çalışıyordu ama şimdi Ethereum da Proof of Stake'e geçtiği için bu cümleyi biraz değiştirebiliriz. Bunların yerine işlemleri daha kısa sürede tamamlamak ve maliyeti azaltmak için daha merkezi ve verimli çözüm olan XRP Ledger Consensus Protocol tercih ediliyor. İşte Bitcoin'cilerin en büyük karşı çıktığı olay merkezi yapı. XRP Ledger üzerindeki işlemler 10 dakikalık blok süresine sahip Bitcoin ağına veya Swift gibi geleneksel seçeneklere kıyasla çok daha hızlı biçimde ve birkaç saniyede tamamlanabiliyor. Son olarak Ripple X sistemi ödeme odaklı hizmetler sunmak isteyen projelere blockchain çözümleri sunan bir platform. Şirketler sıfırdan kendi merkeziyetsiz uygulamalarını ve blockchain çözümlerini oluşturmak yerine ana akımla uyumlu, kullanıcı deneyimi son derece kolay Ripple X ve XRP Ledger ürünlerinden yararlanabiliyor. Şimdiye kadar Ripple X üzerinde iki protokol kullanıma sunuldu. Farklı ödeme sistemleri arasında uyumluluk sağlayan ödeme şirketi Interledger ve ödeme adreslerini basit hale çeviren Payfitring. Sonuç olarak Ripple, diğer protokoller tarafından bugüne kadar çözüm bulunamamış sınır ötesi ödeme işlemlerine yeni bir soluk getiriyor. Ripple, yüksek hızı ve verimliliği ile Swift sistemine güçlü bir alternatif haline gelebilir. Zaten Ripple açısından da en önemli bilgi işte bu. Yani Ripple merkezi ama çok sağlam bir merkezi. Yani şöyle söyleyeyim. Ripple'ı Bitcoin maksimalistleri sevmese de teknolojisi 2012 yılında çıktığı için öyle söyleyeyim. Çünkü şu an Ripple'dan daha iyi olan altcoin'ler var. Yok değil yani, aynı işlemi görebilecek altcoin projeleri var. Ancak Ripple hem eski hem kendini dünya ekosistemine kabul ettirebilmiş bir para birimi. Yani hem şirket olarak işbirlikleri var hem de tüm dünyada zaten bankacılar Ripple'ı bir alternatif olarak gördüğü için bir bakın. YouTube'da sadece girin, yabancı ya da yerli analistlere bir bakın. Eğer bankacı kökenli ise Ripple'ı zaten öve öve bitiremeyecektir. Ama bir insan kripto para, yani Bitcoin maksimalisti olup Bitcoin'ci ise o insan Ripple'ı hiçbir şekilde övmez. Zaten sevmez de. Çünkü kriptocu adam bir anda bir saatte %10, %20, 2x, 5x kar görmeye alışmış adamdır ve merkeziyetsiz olmasına
dikkat eden adamdır. Ancak yani insandır. Ancak bankacı adam ya ben ayda yüzde iki yüzde üç görsem öpüp de başıma koyayım derdinde olan bir insan olduğu için ve hep merkezi kafada çalıştığı için de Ripple bunlar için vazgeçilmez bir kaynak. Vazgeçilmez bir ürün. Zaten aslında bir baktığımız zaman biz ilk 100'e girmeyen coinlerin sosyal medya analizlerini yapıyoruz ya ama ilk 10'dakilerin 20'dekilerin çok yapmıyoruz. İlk 10'daki 20'dekileri neden yapmıyoruz? Çünkü küçük yatırımcıdan ziyade yani benim gibi sizin gibi yatırımcıdan ziyade bunlara büyük balinalar hatta büyük şirketler yatırım yapıyorlar. O kadar büyük şirketler yatırım yapıyorlar ki bunları farklı bir pencereden incelemek gerekiyor. Ripple de aslında bu ürünlerin ağababası gibi bir ürün. CoinMarketCap'teki Ripple nedir sorusunun cevabını verdik. Şimdi başka bir kaynaktan edindiğim ikinci kaynağım ise BTC Türk'ün kendi bilgi platformundan edindiğim kaynakları göstereceğim. Edindiğim bilgileri anlatacağım. Burada da güzel güzel BTC Türk anlatmış ve CoinMarketCap'ten farklı birkaç noktaya da değinmiş. Şimdi bunu bir okuyalım. 2012 yılında kurulan Ripple, Chris Larson ve Brad Gardenhouse tarafından yönetilmektedir. Ripple, kendi patentli ödeme altyapısı ile kendisine ait Ripple Coin olan XRP üzerinden hızlı ve ucuz ödeme ve transfer servisi sunmaktadır. XRP'nin nasıl çalıştığına bir örnek üzerinden bakalım. Burada BTC Türk çok güzel açıklamış. Bu harbiden de Ripple'ı anlamak için elimizdeki en güzel açıklama diyebilirim. A kişisinin başka bir ülkedeki B kişisine Türk lirası göndermek istediğini ancak B kişisinin bunu ruble olarak teslim almayı kabul ettiğini varsayalım. XRP coin sayesinde bunu yapmak mümkün. Gönderilen Türk lirası öncelikle XRP'ye dönüştürülerek hedef ülkeye blok zinciri üzerinden hızlıca transfer ediliyor. Hedef ülkeye giden XRP burada ruble'ye dönüştürülerek alıcıya transfer ediliyor. Tüm bu süreç birkaç saniyede ve birkaç sent karşılığında gerçekleşiyor. Bunun için maalesef şöyle bu süreç çok hızlı olduğu için coin'in zaten çok hızlı hareket etmiyor olması lazım. Çünkü çok hızlı hareket eden bir coin olursa bu da maalesef ki hani arada bir marş yaratacağı için parayı gönderenin zararına olabilecek ya da alıcının zararına olabilecek bir olay haline gelebilir. Tron da zaten para gönderme ağı olarak kullanıldığı için Tron da Justin Sun da yıllar önce bir açıklama yapmıştı. Tron'u daha sabit bir coin haline getirmeye çalışıyoruz diye. Gerçekten de Tron'da da çok sert hareketler görmezsiniz. Ancak XRP'de de zaten sert hareketler görmüyoruz. Çünkü bu coinlerin sabit kalması gerekiyor. Ya da sabite yakın hareket etmesi gerekiyor. Hızlı sert hareketler yapmamaları gerekiyor. Burada BTC Türk çok güzel bir şekilde bunu açıklamış, örneklendirerek. Ayrıyeten BTC Türk XRP Ripple coin geleceği hakkında da bir yazı yazmış. Bunu da okuyalım. 2012 yılında kurulan Ripple coin sıralamasında üst sıralardaki yerini uzun süredir korumaktadır. Kripto para piyasasında oldukça eski sayılabilecek Ripple bu süre içerisinde sayısız stres testinden başarıyla geçerek XRP coin üzerinden sunduğu transfer ve ödeme servislerini öne çıkartmaya devam ediyor. Ripple değişim vaat ettiği bankalarla, merkez bankalarıyla ve çeşitli finansal kuruluşlarıyla beraber çalışmaktadır. Bu yönüyle diğer kripto paralardan ayrılan Ripple, kripto para piyasasının dışında geleneksel oyuncularla etkileşimi daha yüksek olan bir şirkettir. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından dava açılarak şirketin XRP coin dağıtımında usulsüzlük olduğuyla ilgili suçlanan Ripple'ın yargıcın açıkladığı ara karar sonrasında suçlamaların büyük bir kısmından feragat edeceği görüldü. Davanın sona ermesiyle birlikte şirket üzerindeki belirsizliklerin ortadan kalkması bekleniyor. Ara karar sonrasında Ripple genişleme stratejilerini hız vermeye başladı. Şimdi bu dava süreciyle ilgili dava süreci aslında sonuçlandı. Sadece SEC itiraz edebilir mi edemez mi gibi bu sıralarda söylentiler dolaşıyor. Ancak ben Ripple'ın hala da dava sürecinden dolayı çıkamadığına kanaat getirmiş değilim. Ripple'ın çıkamamasının arkasında farklı sebepler var. Bu sebepleri de zaten coin analizi yaparken analizi daha da detaylaştırdığımızda ilerleyen yerlerde anlatacağım. Şimdi hemen diğer kaynağımıza geçelim. Bir diğer kaynağım da benim Bitlo kripto para borsasından bulduğum
Ripple ile ilgili bulduğum yazı. Bu yazıyı da ısıca okumak istiyorum. Burada da güzel güzel coin'in içeriğini daha detaylıca açıklamışlar. Ripple kripto para ekosistemine farklı bir vizyonuyla bakıyor. Geleneksel finans düzenine karşı çıkarılan Bitcoin, Ethereum ve diğer çoğu kripto paranın aksine Ripple mevcut ve yetersiz kalan bu bankacılık sistemini iyileştirmeye odaklanıyor. Ripple bu vizyonunu dünya çapında düşük maliyetli ödemeleri anında iletmek ve göndermek için standart bir protokolle bağımsız bankalar ve ödeme sağlayıcılarından oluşan bir ağı birleştirerek yapar. Ripple'ı diğer kripto para projelerinden ayıran ise merkeziyetsiz değil, merkezi bir yapıda olmasıdır. Evet, aslında Bitcoin nedir? Bankacılık sistemini yıkmak için gelmiş Bitcoin'dir. Ethereum'a değinmek istemiyorum ama Ripple bankacılığı daha da iyileştirmeye çalışan bir sistem. O yüzden bankacılar Ripple'ı daha çok sever. Şimdi devam ediyorum hemen. XRP Coin, XRP Ledger'ın yerel kripto para birimidir. XRP Ledger madencilik ve çoklu onay mekanizması gerektirmez. Bu durum XRP Ledger'ı işleme süreçlerinde Bitcoin ve diğer çoğu kripto para biriminden daha hızlı ve daha verimli kılar. Ripple ağında saniyede yaklaşık 1500 işlem gerçekleşmektedir. Bu sayı Bitcoin'de saniyedeydi ve Ethereum'da ise 15'tir. Burada da zaten olayı görmüş olduk. Ripple'ın ne kadar hızlı olduğunu. XRP, Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinin aksine bir iş kanıtı ya da hisse kanıtı mekanizmalarıyla çalışmaz. Bunun yerine Ripple ağındaki katılımcılar birbirleri tarafından bilindiği ve güvenildiği için esas olarak itibara dayalı bir konsensus algoritması kullanmaktadır. Bu konsensus mekanizması XRP'yi farklı kılan ve öne çıkan özelliklerin başında gelmektedir. Geleneksel deniz aşırı ödeme yöntemleri 1 ila 4 iş günü içerisinde gerçekleştirilirken XRP ile 5 saniyeden kısa sürede gerçekleşmektedir. Tekrardan XRP kurucuları kimlerdir diye, Ripple projesinin kimlerdir diye bir başlığı var. Ripple ödeme platformu fikri ilk kez 2004'te Ryan Fajer tarafından dile getirilmiştir. Daha sonra 2011 yılında David Schwartz, Jed McClap ve Arthur Brito tarafından geliştirilmiştir. Bitcoin'den etkilenen bir üç geliştirici madenciliğin doğasında var olan israfı gözlemleyerek değer göndermek için daha sürdürülebilir bir sistem yaratma amacıyla yola koyuldular. Ancak tabi Bitcoin'in madenciliğinin bu israfının temelinde de merkeziyetsiz olma çabası vardır. Çünkü Bitcoin merkezi sisteme karşı çıkar. Ancak Ripple merkezi sistemi arkasına alarak sistemi daha iyileştirmeye amaçlar. Haziran 2012 tarihine gelindiğinde bu üçlü kod geliştirmeyi tamamladı ve XRP Ledger'ı yanına koydu. Başlangıçta NeveCoin olarak adlandırılan şirket ardından OpenCoin ismini aldı. Şirket kurulumunda Chris Larson, OpenCoin'in CEO'su, Jet kurucu ortak ve CTO Schwartz, baş kriptografi sorumlusu ve Brito danışman olarak yer aldı. Potansiyel müşterilerle yapılan görüşmeler sonucunda projede kullanılan dijital varlığın XRP Coin olarak ve şirketin de Ripple Labs olarak yeniden adlandırılmasına karar verildi. 24 Eylül 2020'ye geldiğimizde ise merkeziyetsiz XRP Ledger'ın geliştirilmesini ve benimsenmesini hızlandırma misyonuna sahip XRPL Vakfı kuruldu. Vakıf Coil, Ripple ve GitHub'dan 6,5 milyon doların üzerinde bir bağış topladı. Şimdi burada Ripple projesine özel yapan nedir demiş. Ripple diğer birçok kripto para birimlerinin aksine merkezi bir kripto para birimidir. Blok zincir sistemi üzerinde işlem görmesine rağmen işlem gören bütün defterler şirket tarafından yönetilmektedir. Burada zaten her şeyi açıklamış. Bu kadar. Merkezi bir yapı. Kriptonun felsefesine aykırı, Bitcoin'in felsefesine aykırı. Tabi bu para kazanmayacağımız anlamına gelmiyor. RippleNet nedir demiş. RippleNet uluslararası ölçekte para göndermek ve almak amacıyla Ripple tarafından geliştirilen ağın adıdır. RippleNet teknolojisinden faydalananlar arasında Santander, Union Credit, Westpac, Axis Bank gibi bankalar ve finans hizmetleri sunan kurumsal ödeme şirketleri bulunuyor. RippleNet geleneksel finans yöntemleriyle birbirleriyle transfer ve alım satımının mümkün olmadığı eşleştirmeleri en kısa sürede ve en ucuz maliyetle gerçekleştiriyor. Evet, şimdi de XRP Ledger nedir diye söylemiş. XRP Ledger geliştirme kolaylığı, düşük maliyetler ve bilgili bir topluluk ile geliştiricilere çevreye zarar vermeden en zorlu projeleri yürütmeye yarayan halka açık bir blok zincirdir.
XRP coin istatistiklerini vermiş. Burada da künyesine geçmeden önce son güzel bilgiden bahsedeyim. Çünkü künyesinde bizim ihtiyacımız olacak bir bilgi. XRP coin istatistikleri. XRP coin maksimum arzı 100 milyar olarak belirlenmiştir. Yani Bitcoin gibi sınırlı bir arzı var. Ancak işlem ücretlerinin karşılanması adına ağ etkinliğine göre belirli miktarda XRP coin yakılmaktadır. Dolayısıyla maksimum XRP coin miktarı az da olsa günden güne azalmaktadır. Tekik bağlamda her bir XRP coin işlemi için 0.00001 XRP yakılmaktadır. Doğası gereği deflasyonist bir yapıya sahip olan XRP coin yok etmek ise 70 bin yıl alacaktır. XRP'ler Ripple firması tarafından elde edilen, emanette tutulan ve dağıtılan olmak üzere 3'e ayrılmıştır. Biz her ne kadar deflasyonist yapıda olduğunu görsek de birazdan künye analizinde göreceğiz ki XRP aslında bayağı bir deflasyonist yapıda. Şimdi hadi künye analizine bir bakalım. Evet, XRP'nin künye analizine baktığımızda şu anki piyasa değerinin 29,83 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Şu an piyasada dolaşan, yani maksimum arz 100 milyar XRP, şu an piyasada 56 milyar XRP dolaşıyor. XRP'de 3 ayda 4 ayda bir görürsünüz ki kilit açılımları olur. Sahipleri, hani XRP merkezi yapıda ya, bunun sahipleri piyasaya düzenli olarak da XRP gönderirler ve satarlar. Bu da zaten bir baskı yaratır. XRP'nin sıralaması 7. sırada, piyasa hakimiyeti de %1,54. XRP gerçekten de çok sağlam bir piyasa hakimiyeti var. 3. sıraya tekrardan çıkar mı diye bakarsak 3. sıradaydı. Bu 3. sıradaki coin Tether 100 milyar dolardan fazla bir piyasa değeri var. Çıkma ihtimali var. XRP mega projelerden biri. Yani gidip de daha fazla bankayla, şirketle anlaşma yapar ve kullanımını arttırırsa XRP de gayet rahat bir şekilde 100 milyar doların üzerine kısa sürede çıkabilecek bir coin. Ne var ki piyasa değeri olarak çıkabilse de fiyat olarak çıkabilir mi diye soracak olursak, fiyat olarak sürekli XRP piyasaya sürüldüğü için ve enflasyonist yapısı hala devam ettiği için, yani biz desek ki piyasada dolaşan arz böyle 90 milyar filan, artık enflasyonist yapı azalıyor. Ancak hala da 56 milyar XRP piyasada dolaşıyor ve 44 milyar XRP piyasaya sürülmeyi bekleniyor. Ve sürekli de kilit açılımlarıyla devam ediyor. Haliyle bu da enflasyonist bir yapıya sebep oluyor. Yani piyasada fiyat çıktıkça sahipleri XRP'yi açıyor ve satıyor. Maalesef ki zaten künyeye baktığımızda da her şey gözüküyor. XRP'nin zaten Bitcoin'in ne kadar karşı çıktığı şey varsa, XRP Bitcoin teknolojisini kullanarak, yani blockchain teknolojisini kullanarak her şeyi de gerçekleştiriyor. Şimdi hemen bir fiyat analizine bir bakalım. XRP'nin fiyat analizine baktığımız zaman XRP aslında bayağı kuruş, yani 0.006'lardan falan zıplamış. Yani 2014'te falan ilk çıkan altcoin'lerden birisi ve oralardan 3 dolarlara kadar çıkmış, 3.5 dolarlara kadar çıkmış bir coin. 2017-2018 boğası döneminde çıktı buralara kadar, 3.5 dolarlara kadar. Ne var ki bir önceki boğa döneminde böyle büyük bir performans sergileyemedi. Böyle büyük bir performans sergileyememesinin sebebi dava süreçleri çok etkili oldu. Ancak tek etki tabii bu da değil, dediğimiz gibi arzına sürekli olarak ekleme yapılması. Bundan dolayı bir önceki boğada zaten 1.5 dolarlara, 2 dolarlara kadar çıktı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 2 dolarlara bir fitil attı. Şu an XRP 52 centte. XRP 52 centte. Yani XRP aslında şöyle söyleyeceğim, çok riske girmek istemeyen insanların düştükçe topladığı bir coin aslında. Zarar uğratır mı? Zarar uğratabilir. Bekletir mi? Aşırı bekletebilir. Delirtir mi? Aşırı delirtebilir. Strese sokabilir. Ancak sonuçta bir yerden sonra tekrardan çıkabileceği, insanların güvenebileceği coin. Hani piyasada ilk 3 coin derseniz, para kazanmak ve yatırım yapmak için, ben Bitcoin'den başkasını tanımam. Ancak Ethereum fiyat olaraktan daha istikrarlı bir fiyat sergiler. Ethereum'dan sonra da istikrarlı fiyat açısından Ripple 3. coin olarak yerini alır. Şimdi Ripple her ne kadar 52, peki 3.5 dolarlara kadar tekrar çıkabilir mi? 3.5 dolarlara tekrar çıkarsa 350 milyar dolarlık, hani tüm coin'ler piyasaya sürülürse 350 milyar dolarlık bir piyasaya değerine sahip olur. Bu da ben sana şu kadarını söyleyeyim. Ripple gibi mega projelerde olabilmesi mümkün olan bir değerdir. Yani Ripple, şu an buradan şeye dönelim, piyasa değeri analizine dönelim.
Burada yaklaşık olaraktan 30 milyar dolarda olduğunu söylemiştik. Ripple'ın piyasa değerinin. Yani zirvesi 136 milyar dolar seviyelerinde piyasa değeri açısından. Yani 4x'lik bir potansiyeli var zirvesine ulaşması için. Ancak ben size dediğim gibi Ripple 350 milyar dolara gitse de neden gitti diye kimse sorgulamaz. Çünkü mega bir proje, çok büyük bir proje ve bankalarla etkileşimini arttırdıkça, kullanımını arttırdıkça Ethereum'dan değerli hale gelebileceğini ben sanmıyorum. Ancak en azından 350 bir boğa döneminde 350 milyar dolarlara kadar neden çıkmasın? Yani Ripple'da 10x'lik bir potansiyel mevcut ama mega bir boğada ve Ripple kendini çok iyi pazarladığı bir dönemde. Yoksa baktığımız zaman bir önceki zirvesi hani 2021 boğasında yaklaşık 70 milyar dolarlara kadar çıkmış. Bu da 2-2.5x yapar. Ancak daha öncesindeki zamanda da 136 milyar dolarlara çıkmış. Bu da 4x yapar. Yani 2 dolarlara kadar tekrardan çıkar mı? Ripple'ın çok rahat boğa döneminde en azından fitil de olsa 2-3 dolarlara kadar çıkabileceğini ben düşünürüm. Dava süreci bitti. 3.5 dolarlara da çok rahat çıkabileceğini bir mega boğada 3.5 dolarlara kadar da Ripple'ın tekrar çıkabileceğini, hatta yeni bir zirve de yapabileceğini düşünüyorum. Sadece dava sürecinde tekrar SEC itiraz etmesin. Bunun haricinde de SEC itiraz etmezken Ripple anlaşmalarla kendisini daha da çok kabul ettirsin. Şimdi evet, bu videoda Ripple ile ilgili her şeyden bahsettik. XRP nedir falan hepsini anlattık. Şimdi en son kapanış ve değerlendirmeyi yaparak da videoyu sonlandıralım. Ripple Bitcoin'in aksine merkezi bir yapıda. Bu aslında kripto severleri, yani Bitcoin severlerin karşı çıktığı bir coin. Ben Ripple'a bir kere ya da iki kere trade amaçlı anlık yatırım yapmışımdır. Genelde felsefi olarak sevmediğim için yatırım yapmayı tercih etmem. Ancak sevmesek de, bir ürünü sevmesek de para kazanamayacağımız anlamına gelmiyor. Ripple mega projelerden biri. Yani aslan atılmaz, safsan satılmaz. Ancak mega projelerden biri ve orada duruyor. Yeri geldiğinde tabii ki de Ripple'da da fırsatlar olur ve Ripple'dan da para kazanılır. Ripple'ın seviyesi 3.5 dolar. Ancak bir önceki boğada değil, daha önceki boğada. Bir önceki boğada 2 katılık, yani 1-1.5 dolarlara çıktığımız zaman bir önceki boğadaki seviyelere hemen hemen gelmiş oluyoruz. Ripple bir önceki boğada 2 dolarlara kadar çıktı. Ondan öncekinde 3.5 dolarlara kadar çıktı. Şimdi önümüzdeki mega boğada, ki önümüzde bir mega boğa gelirse Ripple'ın tekrar 2 hatta 3.5 dolarlara kadar çıkması beklenir. Ancak 2 dolarlara çıkarken Ripple dava sürecinden dolayı olumsuz etkilenmişti. Şimdi dava süreci bitti sayılır. Bu sebepledir ki dava süreci bittiği içinse Ripple 3.5 dolarlık zirvesini test edebilir. En azından bunu düşünebiliriz. Ne var ki eğer Ripple kendisini daha çok kabul ettirmeye yönelik işler yaparsa ve mesela bir Ripple ETF'i çıkarsa ilerleyen zamanlarda Ripple 3.5 dolar seviyesini gayet rahat kırabilir. Bu da en azından belki piyasa değeri analizi yaparken her ne kadar hani ilk 50. sıradaki 90. sıradaki bir coin gibi 10 milyar dolara çıkabilir gibi bir sınır koyamayacağımız için de Ripple gayet rahat 200 milyar dolar, 300 milyar dolar, 500 milyar dolarlık bir proje bile olabilir. Bu Ripple şirketinin başarısına bağlı olacaktır. Ancak şunu da unutmayalım ki Ripple yatırımcıları Bitcoin yatırımcılarından oldukça ayrı bir yapıya sahip. Çünkü Ripple yatırımcıları daha çok geleneksel sisteme yatırım yapan insanlardan oluşuyor. Ripple da aynı şekilde geleneksel sistemi yıkmak değil, onu daha iyileştirmeyi amaçlayan bir sistem. İşte bu yüzden de hem arsanın sınırlı olmasına rağmen piyasaya sürekli Ripple'ın sürülmesi hem de yatırımcı kitlesinin geleneksel düzenden gelmesinden dolayı %10'luk %20'lik karlarla yetinebilmesi ve 2x'lik bir karı gördükten sonra deliler gibi satış baskısı oluşturabilmesinden dolayı Ripple'da her ne kadar çok yüksekler hedeflense de çok satıcılı bir süreçten geçeceğini de söylememiz gerekiyor. Çünkü 50 centlerden alan geleneksel yatırımcı bir 1.5 dolarları çıktığında borsalarda ya da finans piyasalarında, geleneksel piyasalarda göremeyecekleri karlar elde ettiklerinden yüklü bir satış baskısı oluşturabilir. Belki de Ripple'ın önündeki en önemli iki engel de işte bunlar olacaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.